Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi birçoğunuz diyecek ki kadın kabak görünümlü bir şeyi almış önüne konuşuyor diyecek. Şimdi arkadaşlar sınıftan bunu aldım getirdim sakin buraya ve bunu bir dedim tanıtayım. Çünkü Instagram'dan çok fazla soruldu. Bu nedir? Bu arkadaşlar yoğurt mayalamak için şöyle bir şey yaptık. Aparat değil de yani yoğurdu mayalamak için bunu böyle içi elyaf, ondan sonra aslında şuralar silikon boncuk elyaf. Öğrenci bunu bu şekilde yapıyor ve satıyor. Kumaşlar pahalı değilken aslında fiyat olarak biraz daha uygundu. Fakat kumaşlar pahalandıktan sonra şu kısmından da büzdürüyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika büzdüreyim. Şu anda 200 liraya yapıyor. Çünkü malzeme çok pahalandı. 200 liraya bunu bu şekilde yapıyor. Teslim ediyor. Yoğurdu mayaladınız. Tencereyi şuraya koyuyorsunuz. Bu pilav demlemek için de olabilir. Başka bir şeyler için de, sıcak kalacak yemekler için de olabilir arkadaşlar. Şu kısımdan bunu büzüyorsunuz. Ben bir daha büzeyim. Bu şekilde biz bebek yatakları da yapıyoruz. Ama bu da çok iyi bir fikir oldu ve normalde çok fazla sorulan bir ürün oldu. Instagram'dan da bana bunun nasıl yapıldığını anlatmam için bir arkadaş yazmış. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Aslında o kadar basit bir şey değil ama dikiş bilenler belki yapabilir. Şimdi iki tane kumaşınız olacak. Kumaşınız ne kadar? 80 santim boyutunda. Şu kısım 80 santim olması lazım. Yuvarlak kesildiğinde iki tane olması lazım. İç kısmı elyaf olması lazım arkadaşlar. İç kısım elyaf olduktan sonra şu kısma tekrar biye şeklinde şöyle bir kumaş geçiriyoruz. Bu kumaşı biraz ince tutmaya çalıştık biz çünkü bunu eğer kalın tutarsak tam büzülmediğini, rahat büzülmediğini gördük. O yüzden bunun yine kendi renginden şöyle bir lacivert kumaş kullandık. Şimdi ben bunu bir daha bir büzeyim. Büzmeye çalıştım, tek elle olmadı. Kapağını da kapatayım arkadaşlar. Bunun işte Instagram'dan çok yazan oldu. Dediler ki Fatma Hanım bunun yapılışını falan videoda anlatır mısınız bize? Videoda yine keserken falan görsel olarak sınıf kalabalık olmazsa bunu anlatırım ben size. Ama inanın malzemeyi mal ettiğiniz fiyata yaptırtabilirsiniz. Yani yine de fiyat olarak 200 lira çok pahalı değil. Çünkü 110 lira falan malzemesi tutuyor bunun. Malzemeler çok pahalanmış ama yıllarca kullanırsınız. Yani hamur mayalamaya da kullanılır. Hamur mayalama hiç aklıma gelmedi. Hamur mayalamaya da kullanırsınız. Ondan sonra yoğurt demlemeye de kullanırsınız. Burada da ipimiz kalmış. Ondan sonra ben şunu bir büzeyim, bir daha açayım videoyu. Şimdi arkadaşlar şöyle büzüldüğünde şununla büzüyorsunuz zaten. Şu kurdalesinde şöyle içine koyu verirsiniz. Hamurunuz mayalandı veya yoğurdunuz mayalandı. Şu şekilde de ben tam büzmemişim. Şunu tam büzdüğünüzde şunu da şöyle ağzına koyup demlemeye bırakıyorsunuz. Çok kullanışlı bir şey. Herkes kendine bundan birer tane yaptığı satış için tabii ki yapan bir öğrencimiz var. O şekilde arkadaşlar. Bir bugün dedim bunu tanıtayım dedim. Sukulentlerden önce size bir kabak dedim göstereyim dedim. Böyle. Şurayı tam büzmemişim. Lacivert gözüküyor ama burası tam büzüldüğünde böyle şık da durur. Yani masanın üstüne bile koysan tencere içine koyduk çok şık duruyor. İşte hamur mayalasan leğen hiç böyle bir sıkıntı olmaz. Güzel güzel böyle demlenir arkadaşlar. Arkadaşlar eve geldim. Yemeklerimi yaptım. Ondan sonra videoyu dedim açayım dedim.
Şimdi şöyle yemekte ne yaptım onu da söyleyeyim size. Patlıcan, biber, kabak, ondan sonra havuç, patates, bunların hepsini arkadaşlar doğradım. Doğradıktan sonra güzel böyle şekilli şekilli doğradıktan sonra üzerine pilav da yaptım altına, ama çocuklar üzerine sarımsaklı yoğurtlu çok seviyorlar. Herkes tabağını isteyen sarımsaklı yoğurtlu alır dedim. Çorba yaptım, bir de pilav bulgur pilavı istediler. Bulgur pilavı yaptım. Ondan sonra arkadaşlar bu kadar yaptım. Salata yapacağım, cacık yapacağım. Ne kadar çok cacık yiyorsunuz diyeceksiniz. Evet arkadaşlar, yaz geldi mi çok fazla cacık yapıyorum. Bu arada arkadaşlar, sen bilirsin kargolarına sağ olun, Allah razı olsun soranlar var, isteyenler var. Ondan sonra ücretini ödeyip bekletenler var falan. Şimdi bu konuda biraz da söylemek istiyorum. Sen bilirsin kargosunda neler gidiyor. Arkadaşlar ben sen bilirsin kargosunda biliyorsunuz. Tabii ki şu türümü göndermiyorum. Bu benim işte, ama bunun benim sera bitkilerinden olanları var. Onlardan istedi bir tane Şanlıurfa'dan bir takipçim. Ona özel tür olarak arkadaşlar onunla fulminat alan, bir de şu bakın şu krom sonrasında renkleniyor arkadaşlar. Güneş görünce bu Urfa'da da çok güzel olur. Çünkü Urfa tam sukulent memleketi, ben söyleyeyim. Onları şuradan göndereceğim arkadaşlar. Mesela Perle'yi oradan göndereceğim. Özel türlerden birkaç tane onun fazlalık bir ücretini ödedi. Ama diğerlerini dedi, ben dedi sen bilirsin kargosuyla dedi sizinkilerden istiyorum dedi. Mesela sen bilirsin kargosuna arkadaşlar girebilecek olan neler var? Sen bilirsin kargosuna tabii ki şu örtücü türlerden arkadaşlar, şu rozetlerden, ondan sonra bakın şu grafton, bakın şurada bunun burundan ayrılması lazım. Şu büyük olanını gönderip, bakın büyük olanını gönderip yavruların büyümesini bekleyeceğiz. Bu arada sen bilirsin kargosunu ilk yaptıranlar bu konuda, bu hususta şanslı oluyorlar. Çünkü ilk büyükler onlara gitmeye başlıyor. Büyük ihtimalle arkadaşlar pıtırcık falan da koyarım. Çünkü pıtırcıklar da ufak ufak olmaya başlamışlar. Yakut koyarım. Ondan sonra baldi koyarım arkadaşlar. Şu arkadaştan da büyüse bundan da koysam diye bakıyorum. Olmazsa bunun şurada arkadaşlar bakın var. Bunu koyarım inşallah, o zaman da aklıma gelir aynen böyle saydığım gibi. Koyarım. Zaten video yapacağım. Şimdi ha şu kalp yaprakları arkadaşlar solmasın ölmesin diye buraya dikmiştim zaten, bunlardan koyarım. Ondan sonra bakalım inşallah güzel güzel bitkiler koyar, gönderir ve kendilerini inşallah bu konuda memnun ederim. Bakın şu türler çok güzel. Bu türlerden falan da koyarım arkadaşlar. Örtücülerden koyarım. Diğer saksılara gideceğiz. Hepsini sizinle tek tek bu şeyde konuşacağız. Bu arada çiçek sapından ben üretim yapıyorum diyen Instagram'daki arkadaşlar. Çiçek sapı böyle öldü. Çiçek sapından maalesef üretim olmuyor. Ama şöyle yapraklarını atacağım arkadaşlar. Oldu ya, yapraklarından büyürse amenna. Büyümese de yapacak bir şey yok. Şimdi göndereceklerimden, göndermem gerekenlerden arkadaşlar, ay onun arasına kaçtı neyse. Şöyle bakın şu neydi bu ya? Sedum bronze. İnanın kafam o kadar dolu ki kurstaki yaptığımız birkaç işte kaldı aklım. Kafam dolu.
Sebum bronzerlerden göndermem gerekiyor. Göndereceğim. Ondan sonra buz çiçeği gönderirim. Yani böyle arkadaşlar. Ne göndereceğim? Şunlardan göndereceğim tabii ki de. Ondan sonra yine bakalım. Diğer saksılarımıza da bakacağız. Diğer saksılarımıza da gönderebileceğimiz ne varsa göndereceğiz. Çünkü bu saksıları ben ancak sen bilirsin kargosuyla eritebilirim. Yoksa bu saksıları eritebilmek imkansız. Sürekli arkadaşlar çok hızla büyüyorlar. Ki bu ara biraz yoğunum. İlgilenemedim, bakamadım. Ama şöyle çok güzel türler de var. Bu arada arkadaşlar genelinde köklü göndermeye çalışıyorum. Fakat köklü gönderemediklerim de çok önemli değil. Bakın ben kendim de köksüz koyuyorum. Koyduktan sonra şöyle. Bakın buraya koydum. Öldü mü? Ölmedi arkadaşlar. Şöyle kök yeri kurumuş. Hatta oradan bir bebek çıkartıyor. Bakın. 2-3 gün koymama rağmen hafif de bir bakın. Oradan patlamaya başlamış. Kelle, size kelle olarak da gelmiş olan bitkileriniz çok rahatlıkla köklenir. Bu arada inşallah unutmam. Semper de gönderirim arkadaşlar. Semperler çok güzel oluyorlar. Hatta bunları çok müthiş derecede dışarıda da bakıp büyüt, yani bahçede direkt şu bahçe kısmında da bakıp büyütebilecekleri çiçekler. İnşallah bir bakacağız arkadaşlar kaç çeşit gönderebileceğiz diye buna bakacağız. Bir de bugün arkadaşlar, daha doğrusu sahurda ablam şey dedi, Cesur'u dedi, acaba dedi Bursa'ya mı getirsen dedi. Bursa'da onların siteleri var arkadaşlar. Bursa Balat'ı belki biliyordursunuz. O sitede öyle mesela kedileri çok güzel bakıyorlar, besliyorlar falan. Ondan sonra ben de yani bilemiyorum dedim. Sonra bugün öğrencilerim dedi, hocam dedi, sizin eşinizin dedi okulunun üst tarafında dedi şey var dedi, çok güzel bir barınak var dedi. İnsanlar gidiyorlar oraya dedi, sürekli dedi mamalara şunu bunu veriliyor dedi. Önceden gidip bakmam lazım arkadaşlar. Ablamın oraya güvenirim. Ablamın oraya da çocuklar izin verir mi? Bilmiyorum. Bu konuda da böyle ufak tefek şeyler oldu. Çünkü arkadaşlar 3 tane kediyi evin içerisinde bakmak çalışan birisi için çok zor. Bu benim yapabileceğimin dışında. Bu arada Gebze bölgesinde oturup Cesur'un yavrularını veya Cesur almak isteyen varsa verebilirim. Yani ben alırım, ben bakabilirim diyen kişilere veririm arkadaşlar. Bir de bugün videonun başına koyduğum o işte yoğurt mayalama, hamur mayalama yuvası arkadaşlar. Onun fiyatını söyledim mi orada hatırlamıyorum. 200 TL'ydi. Bu arada sen bilirsin kargosu kaç lira onu söyleyeyim arkadaşlar. Sen bilirsin kargosu 150 lira. Ben kendi saksılarımdan gönderiyorsam, kendim yetiştirmişsem. Ama sera bitkisi gönderiyorsam arkadaşlar hepsinin tabii ki fiyatları değişiyor. Çok pahalı değil ama fiyatlar değişiyor. Mesela perşembe gün göndereceğim arkadaşın da ekstradan üstüne ekletmeler yaptığı için onu o şekilde göndereceğim. Şu anda kargolar bayram dolayısıyla çalışmayacağı için biraz daha bitkilerimiz büyüsün, sularım büyür. O şekilde göndeririz arkadaşlar. Böyle size bugün de videosuz bırakmayayım dedim. Videoyu açayım dedim. Bakın pembeleşmeye başladı güneşi görünce. Bu kızarmaya başladı. Böyle. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. Sizi videosuz bırakmamak için inanın
çabalıyorum yani. Çünkü bazen konu hiç bulamayabiliyorum. Bunu şöyle düşünün. Görüntüm olsa arkadaşlar, yani mesela evinde iş yapan, günlük vlog çekenler biraz daha kolay. Konuşmadan kendisi işte iş yaparken koyup 5-6 dakikası öyle videonun geçtikten sonra 3-4 dakikada konuşur bitti. Daha kolay. Fakat podcast gibi söylediğiniz, siz podcast dinleyicilersiniz arkadaşlar. Bir çiçek kanalını dinlerken benim söylediğim her söz tartılıp düşünülüp ve iyi veya kötüsü arkadaşlar ayrıştırılıp yorumlara geri dönüşüm olarak veya Instagram'a yazılıyor. O yüzden yani şöyle söyleyeyim, tabii ki insanın kalbi neyse dil, kalp denizse dil kıyıymış, kalpteki denize vurulmuş. Ben hani ne kadar 2-3 senedir çabalasam, tabii ki nasıl söyleyeyim size, kötü niyetli bir insan olsam şimdiye kadar çoktan bir şey çıkmıştı. O yüzden arkadaşlar doğaçlama gidip anlık, günlük ve en ufak bir böyle katma olmadan, Allah göstermesin, böyle olmayanı olmuş gibi göstererekten öyle bir video çekmiyorum. Öyle bir şey çekmiyorum. Olduğu gibi normal Fatma'nın hayatını çekiyorum. Fakat durmadan da 15-20, bazen eskiden yarım saatlik videolarım oluyordu. Yarım saat hiç durmadan konuş. Öyle de videolarım vardı. Tabii ki bu işler birazcık daha böyle şey oluyor. Zor oluyor. Ama zevkli mi? Arkadaşlar YouTube'un da ayrı bir tadı var. Instagram ayrı, fakat YouTube, Instagram daha böyle bana şey geliyor. Anlık olduğu için biraz daha farklı geliyor. Ben YouTube'u seviyorum. Arkadaşlar kendimi çok daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Bu arada bizim otobüsün burada ne işi var? Bizim otobüs, yani şey, bu mahallenin otobüsü. Bizim otobüs derken, bu mahallenin otobüsü buraya niye gelmiş? Allah Allah. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bunun güzergahı arkadaşlar ne alaka diyeceksiniz. Burası değil bunun güzergahı. Güzergah çok arkada. Demek ki yol kapalıydı. Güzergahı buradan aldılar. Videomuz bugünlük bu kadar olsun. Sürçülisan ediyorsak arkadaşlar affola. Çünkü yine diyorum, hiç durmadan 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, bazen yarım saat, bazen 40 dakikalık videolarım oluyordu. 40 dakika boyunca konuşuyorsunuz. Öyle basit bir iş değil, kolay bir iş değil. Rabbim herkesin de işini kolaylaştırsın. Bizimkileri de, evlatlarımızınkini de. Hoşçakalın.